Kurşun asker. Pedri'nin bir oda dolusu oyuncağı varmış. Geceleri tüm bu oyuncaklar dans edip eğlenirlermiş. Yalnız tek bacaklı kurşun asker eğlenemiyormuş. Çünkü o kulede nöbet tutuyormuş. Kurşun asker bütün gece gözünü kırpmadan balerin kızı seyretmiş. Gece yarısı bekçi düdüğü öttürünce herkes uykuya yatmış. Bu arada yalnız kurşun asker uyumamış. Odada can sıkıntısıyla dolaşıyormuş. İşte o an büyücü Mago sandıktan fırlayarak çıkmış. Yere düşen kurşun askere, "Balerin kızla ilgilenmekten vazgeç, yoksa bu hayatta tek bir gün bile mutlu olamazsın," demiş. Ertesi gün Pedri'nin oyuncak odasına girmiş. Tek bacaklı kurşun asker yerde yatıyormuş. Pedri'nin onu pencerenin kenarına kaldırıp koymuş. Sonra da odadan çıkmış. O sırada şiddetli bir rüzgar çıkmış. Rüzgar pencereyi çarptırmış, şanssız kurşun asker pencereden sokağa düşmüş. Az sonra gümbür diyerek şimşekler çakmaya başlamış. Ardından da yağmur yağmaya başlamış. Sokakta kurşun askeri bulan çocuklar neşeyle el çırpmışlar. Sonra kağıttan bir kayık yapmışlar. Kurşun askeri bu kayığın içine yerleştirmişler. Kayığı suya indirmişler. Kayık suda yüzmeye başlamış. Kurşun asker elinde tüfeği korkusuzca geminin içerisinde dikiliyormuş. Suyun akıntısı kayığı kanala doğru sürüklemiş. Kanalda kayığı kocaman bir fare görmüş. "Cik, bu kurşun asker ne kadar da mutsuz görünüyor," demiş. Ardından da "Hey, buradan geçişler paralı, sökül paraları asker," diye bağırmış. Fakat kurşun asker fareyi hiç umursamamış. Akıntı kayığı nehre sürüklemiş. Su alan kağıt kayık batmaya başlamış. İri bir balık kocaman ağzını açmış, avarıyormuş. Kayıkla beraber kurşun askeri de yutuvermiş. Zavallı kurşun asker ne olduğunu anlayamamış bile. Kurşun asker balığın karnında saatlerce kalmış. Her yer karanlıkmış, hiçbir yeri göremiyormuş. Bu sırada balık yüze yüze bir balıkçının oltasına takılmış. Hiç düşünmeden kocaman ağzını açarak yutuvermiş. Balıkçı, "Oo, ne kadar iri bir balık, bunu pazarda satarsam bana iyi para kazandırır," demiş. Pazarda bu balığa birçok müşteri çıkmış. Bayanlar bu güzel balık için birbirleriyle tartışmışlar. Birisi, "O benim," diğeri, "Hayır benim," diyormuş. Balıkçı, "Bu balığa en iyi ücreti kim verirse ona satacağım," demiş. Sonunda bayanlardan biri onu satın alıp evine götürmüş. Meğer bu bayan bizim Pedri'nin annesiymiş. Az sonra kurşun asker etrafın aydınlandığını görmüş. Çünkü bayan balığı temizliyormuş. Balığın karnındaki kurşun askeri görünce, "Aa Pedrin, gel bak balığın karnından ne çıktı? Senin kaybettiğin kurşun asker," demiş. Onu yıkayıp çocuklarına vermiş. İki kardeş kurşun askeri alıp oynamaya çıkmışlar. Kumdan bir kale yapmışlar. Yaptıkları kaleyi çok beğenmişler. Kurşun askeri de kaleye nöbetçi olarak dikmişler. Kurşun asker sessizce olup biteni izliyormuş. Akşam olunca diğer oyuncakların yanına dönmüş. Oyuncaklar kurşun askerin anlattıklarını heyecanla dinlemişler. Ertesi gün Bambam'la Cancan Pedri'nin evine gelmişler. Bu iki kardeş Pedri'nin arkadaşlarıymış. Onunla oynamaya gitmişler. Pedri de kurşun askerlerini getirmiş. Birlikte askercilik oynamaya başlamışlar. Kurşun asker arkadaşlarını görünce duygulanmış. Pedrin arkadaşlarına tek bacaklı kurşun askerinin nasıl döndüğünü anlatmış. Tek bacaklı kurşun asker o akşam yine arkadaşlarının yanına dönmüş. Bütün oyuncaklar arkadaşlarının dönüşüne sevinmişler. Palyaço da gülerek onu selamlamış. Askerler, "Ne oldu sana arkadaş, hemen yattın," diye soracak olmuşlar. Kurşun asker yorgunluktan uyuyakalmış. Ertesi gün çocuklar tekrar oyuna başlamışlar. Kız
kızılderililer gibi başlarına tüyler takmışlar. Sanki kızılderililerle beyaz askerler çarpışıyorlarmış gibi oynuyorlarmış. Pedrin başında tüyler, elinde kurşun asker koşarak gelmiş. "Uk, beyaz askeri yakaladım, hemen toplanın!" demiş. Pedrin, "Beyaz askeri cezalandırmalıyız, hazırlıklara başlayın!" demiş. Bütün çocuklar bu emre uymuşlar. Tahta parçalarını toplayıp bahçenin ortasına yığmışlar. Çocuklar kurşun askeri yakmayı planlıyorlarmış. Yangın çıkarabileceklerini hiç düşünmüyorlarmış. Arkadaşı bir kibrit yakıp odunlara atmış. Kurşun asker çaresiz sonunu bekliyormuş. Çocuklar hazırlıkları tamamlayıp odunları tutuşturmuşlar. Pedrin haince gülerek kurşun askeri ateşe atmış. Çocuklar ateşin etrafında dans etmeye başlamışlar. Yaptıkları davranışın ne kadar kötü olduğunu hiçbiri hatırlamamış. Kurşun askerin elbiseleri yanmaya başlamış. Alevler kurşun askeri eritmeye başlamış. Kurşun asker, "Benim kaderim böyleymiş," diye düşünüyormuş. Hayatı bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmiş. Sonra büyücü Mago'nun lanetini hatırlamış. Zavallı kurşun asker hayatta hiç mutlu olamamış.